Öğrendiklerimi hiç unutmamak için ne yapmalıyım? Öğrendiklerini zaten hiç unutmazsın ki. Bir şey yapmana gerek yok. O soruyu ben düzelteyim istersen. Öğrendiklerimi hızlı hatırlamak için ne yapmalıyım? Tekrar yapmalısın sıklıkla. Ama senin o sorunda şöyle bir şey daha var. Öğrendiğimi zannettiklerimi unutuyorum. Siz öyle yapıyorsunuz sevgili öğrenciler. Biz bazen hiç öğrenmiyoruz. Beynimiz o bilgiyi ilk önce anlıyor ama kaydetmek için bir tekrar daha istiyor sizden. Yapıyor musunuz? Yapmamışsanız unutuyorsunuz. Yoksa öğrendiğimizi beynimiz silmez, sadece o beynimizin içinde kaybolabilir. Buna dikkat edin. LYS'ye hem TM'den hem de MF'den girmek doğru olur mu? LYS'ye hem MF hem TM'den girmek neden doğru olmasın, ama orada bir zamanı bölme, yani ders çalışma açısından zamanı bölmekle ilgili bir endişen olduğunu ben şu anda fark ediyorum. En doğrusu nedir biliyor musunuz sevgili gençler? Ne istediğinizi bilecek, tek alandan bir hedefe yöneleceksiniz. Bir hedef demek bir tane mühendisliğe değil canım. İşte A üniversitesinin mühendisliğine, B üniversitesinin mühendisliğine, C üniversitesinin mühendisliğine yönelebilirsiniz. Onun için alanlarınızı bölmeden tek bir alandan sınava girmenizde çok büyük bir fayda vardır. LYS'ye çalışıyorum. Konu çalışmayı sevmiyorum. Ne yapmalıyım? Çok mecbursun hem de. Niye biliyor musun? Konulardan soru geliyor zaten. Bakın sevgili öğrenciler, okuduğunuz ilk paragrafı tekrar etmeden ikinci paragrafa geçmeyin. Neden? İnsan beyni kadar daha fayda peşinde koşan, ya bu okuyama anlamadı, bu benim işime yaramayacak diye size itiraz eden ikinci bir şeyi bulamazsınız. Bakın, anlamadan geçerseniz konu çalışmayı sevmezsiniz. Ne yapacaksınız? Her okuduğunuz paragrafı tekrar edin. Edemiyorsanız bir daha okuyun. Hocam zamanımız mı var? Sevgili öğrenci bir yapın, hızlanırsınız. Bunu yaptığınız zaman da başarılı olursunuz. Sınavdan bir gün önce çalışmam yararlı mıdır, zararlı mıdır? Evet, çok sık gelen bir soru ve öğrencisine göre değişir. Buna dikkat edin. Ama ben bunu bu defa yazılı bazında da biraz yanıtlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, sıkışık zamanlı öğrenmelerin en büyük sınavdaki belası, başınıza açacağı bela karıştırmadır. Bakın, buna çok dikkat edin. Sıkışık zamanlı öğrenme. Biriktirdiniz. Sınav akşamı, habim çalışın bakayım dediniz bunu. Oradan bir parça aldınız, buradan bir parça aldınız. Hepsini bir araya kattınız. Vallahi yaptığınız şeyin ne olduğu da belli olmaz. Onun için zamana yayarak öğrenme. Yani insan beyninin zamana yayarak öğrenme refleksi vardır. Buna dikkat edin. Kardeşim başarılı olamayınca başkalarını sorumlu tutuyor. Bu doğru bir davranış mı? Son derece yanlıştır ve bunu nereden öğrendi sorusu da gerekiyor. Aile içi eğitimde ailelerin çocuklarının bir başarısızlığı ya da olumsuz durumu ile ilgili başkalarını suçlaması durumunda, işte bu ne biçim öğretmen, bu ne biçim kitap gibi, çocuk da onu öğreniyor zaten ve başkasını suçluyor. Ondan dolayı değerli velilerimiz, kesinlikle çocuğunuzun yanında hayata dair dahi bahaneler üretmeyin. Çocuk da bahaneci oluyor. Biz bir şeyi başaramamışsak, şundan dolayı başaramadık, aslında yapmamız gereken buydu diye bir analiz yapma ve bu cesareti gösterdiğimiz durumlarda çocuklarımızın da çok olumlu bir duruş sergileyeceğini hiçbir zaman için unutmamamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı her zaman bizim aklımızdaki en önemli şey şu olmalı. Çocuklarımızın kesinlikle bir takım doğruları yaparken bizi örnek alacağını hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Ve bu önemli bir aile içi eğitim önerisidir. Hafta içi her gün tam bu saatte bizi izlemeyi unutmayınız.